Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon izleyiciler. İstiklal Gündelik Haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunuza sunuş getirişimiz. Kınamız sadıklanlar ekranımızı bulsun. BDT Başkatibi kişilik hukuk emeldarlarının Şarkı Türkistan ziyareti söhbetinin devamlaşıp atkanlığını bildirdi. Amerika Avazı'nın 29 Mart'taki haberde bildirilişe BDT Başkatibi Antonio Guterres Xitay bilen kişilik hukuk emeldarlarının Şarkı Türkistan'ı ziyaret kılış meselesi hakkındaki söhbetinin devamlaşıp atkanlığını bildirgen. Haberde kayıt kılınışça Guterres Kanada taratkosu CBC'nin ziyaretini kabul kılıp, nöbeti kişilik hukuk komitetinin yukarı derecelik mutakhasistleri bilen Xitay dairelerinin söhbeti estaydıl devam kılıp atıdı. Kişilik hukuk komiteti yukarı derecelik mutakhasistlerinin çekilmesiz halde Xitay'ını ziyaret kılış kilişiminin tizdin hal buluşunu ümit kılıman degen. Guterres yana Xitaymağı köp qetim Xitay'ını ziyaret kılışkı ruhsat kıldığallıqını eniq bayan kıldı. Bizgi nispeten BDT vekiller ömekinin çekilmege uçurmasıdıkı kişilik hukuk komitetinin xalığan rayonga kirip ziyaret kılışı nahayeti muhim degen. Yıkınkı yıllardan buyan Xitay Şarkı Türkistan'da icra kılıp atkan xalığancı tutup duruş, cinsi zoravallıq ve mecburi emgek hakkıda işencilik dokulatlar elan kılıngan deyken, BDT Kişilik Hukuk Ali Komissari Michel Bachelet aldıngı ayda mezkur dokulatlarını etraplıqa müstakil bahalaş kerektikini oturgu koygan. Onun aşkarlışı bu yıl işkinci ayda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Xitay ziyareti hakkıdaki söhbet başlangan bolsa mı, ama tihçi birliki kilenmegen. O yana gerçi menin bu yıl yazdı Xitay'a beriş planım bolmasın mı, ama Xitay devamlı icra kılıp atkan dini erkillikke iğir dâhlı taarruz kılış kılmışı toxtumaydıken, men olarga çakırı kılışını toxtatmaymen degen. Xitay mecburi emge kılmışı hakkıda akbarat ilan kılış yığını ötküzdü. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe Xitay dairleri 29 Mart Beijing'de muhbirlerini kütüveliş yığını təşkillep, Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek cinayetini inkar kılışkı urungan. Yığında Xitay emeldari Şarkı Türkistan'da mecburi emgek vasıtası bilen işlep çıkırılgan paxtın red kılgan H ve M qatarlıq çet el markalarını iqtisadi hareketini siyasilaştırıp, karıqolarca hareket kılmaslıq hakkıda agahlandırgan. Yığında yana Aksu vilayetinin Kuchan ayısında tunuşturulgan Almira Tursun halkaralıq taratqolar tarıqtıp atkan mecburi emgek bilen Asbinasiyanın hiç kandaq münasibeti yok. Uyghurlar mecburi emgekki selindi degen sözlerinin asası yok deb yalgan guvahlıq bergen. H&M ve Nike qatarlıq kiyim-kechek şirketleri Xitay'nın Şarkı Türkistan'da işlep çıkırılgan paxtını mecburi emgek bilen çetişlik deb qarab işiltişini rad kılganlıqı sebeplik Xitay'nın pilallıq bayqut kılışığı düş gelmekte. Xitay dairleri mecburi emgek sebeplik paxtını bayqut kılgan danlıq şirketlerinin marki viviskelerini Xitay'nın her qaysi şehirlerdeki soğudu saraylardan söküp taşlamaqta. Küzetkücüler mecburi emgekli seliş cinayetinin inkar kılgısız delil ispatlar arkalık halkarağı aşkarı bolgallıqını, Xitay'nın yalgan teşvikatlar arkalık cinayetini yuşurup bolalmaydıgallıqını bildirişmekte. Xitay'nın Avustralya'daki yeni konsulhanısı aldıda namayışı ötküzüldü. Bugün Adelaide şehirde yeni tesis kılınan Xitay konsulhanısı aldıda namayışı ötküzüldü. Namayışını Şarkı Türkistan Avustralya cemiyeti teşkilleyen bulup, Uygur, Tibet, Hong Kong halkıdan bulup, 200'ye yakın kişi namayışı katlaştı. Aslında Avustralya'nın Adelaide şehirde Xitay konsulhanısı yok bulup, Xitay yakında mezkur şehirde konsulhanı tesis kılgan. Ve bugün konsulhanının içiliş marasimini ötküzgen. Bugünkü namayışımı del konsulhanının içiliş marasimine udullap uğrullaştırılgan. Namayışçılar kollarda lagırga solunup, izdiriki bolmağan uruk tukkalarının suretlerini Xitay Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıqını toxtat degendek şuarlar yazılgan tahtay plakatlarını götürüp, Xitay'a karşı türlük şuarlarını toğlıgan. Namayışkı yana Falun Gong mürtlerimi katnaşkan bulup, ularımı Xitay'a karşı her xil plakatlarını götürüp, narazılıqını bildirgen. Avustralya Şarkı Türkistan Cemiyeti'nin muavin reisi Taş Mehmet Hacı ziyaretimizi kabul kılıp, namayışka Adelaide şehirde yaşavatkan Uygurlarının hemmesi degüde katnaşkanlıqını, Xitay'a karşı namayışının küçülük tariqide devamlaşkanlıqını bildirdi. O yana Türkiye'de başlanan Ailem Kayer'de namayışını bundinkin Avustralya'da mı devamlaştırdıqanlıqını, Avustralya'da yaşavatkan Uygurlarının mı okşaşlı ailesi bilen alaq kılalmayı vatkanlıqını, namayış arkalık Xitay'ını izdiriki bolmağan Uygurlar hakkıda eniq cevap berişke kıstımakçı bolgallıqını bildirdi. Mälum buluşça Avustralya'daki kişilik hukuk teşkilatları ve tetkikatçılar hükümet emeldarlarını Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıp atkan irqi qırğınçılıq cinayeti sebeplik Xitay konsulxanasının içiliş mürasimiga katnaşışını ret kılışka çağırıq kılgan.
Yeni bir taraftan bugün konsulxana aldıda namayış devam kılıbatkan peyitte Xitay konsulxanının içinden çıkan Avustralya'daki Xitay'nın zuvanı bulup kılıbatkan atılmış Şinjan cemiyetinin adamlarından biri bolgan Halide isimlik ayalının namayışçılarga ahlaksızlık bilen otturkol barmağını çıkarışı Uygurlarının katı gazipini kozduğun bulup namayışçılar mı onu milletinin haini, münafık, Uygurunun kıynını işçivatsan digendek sözler bilen katı ayıplıgen. Narazılıklarının küçüyüp getişi neticesi de maşinistin yeniğe baralmağın Halide konsulhandaki Xitaylar ve sakçılarının koğuduşu astıda Xitay konsulhanısı'nı kirip getişki mecbur bolğan. Munafık hayır! Munafık! Gail Manshin Xitayning meni jazolashidan iftixorlandim dedi. Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komitetining raisi Gail Manshin Xitayning Uyg'urlarga tutgan muomilasini tanqid qilganligi uchun jazolanganligidan iftixorlanganligini bildirdi. Reuters agentligining xabar qilishicha Gail Manshin 27 mart bayonot e'lon qilib, Xitoy rejimining uningga embargo yurgizganligiga inkos bildirdi. Xitay rejimi 27 mart Gail Manshin ve şunundak Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komitetining muavin reisi Tony Perkinsonni öz ichiga algan bir qancha Amerika ve Kanada amaldarlariga embargo qo'yganligini jakarlagan edi. Gail Manshin bayonotida men kommunist Xitayning bu davlatdagi dini ve etnik yerlik millatlarga qarata sodir qilgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini fosh qilib jazolanganligimdan iftixorlik his qilaman degan. Uning ko'rsatishicha uning bu yil yozda Xitayni ziyorat qilish plani yo'q ekan. Shunaqla u Xitoyda yuz bergandek dini erkinlikka qo'rqinchli darajada daxli taarruz qilish harakatlarini so'zlashdan to'xtab qolmaydi ekan. Xalqaro Diniy Erkinlik Komiteti 29 mart kuni bayonot e'lon qilib, Xitoyning Gail Manshin bilan Tony Perkinsga embargo qo'yganligini tanqid qildi. Mazkur komitet 29 mart bayonot e'lon qilib, Xitoy rejimining sodir qilayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatiga qarshi so'zlashni hargizmi to'xtatib qo'ymaydiganligini bildirgan. Bayonotda ta'kidlanishicha Sharqi Turkistondagi vahshiylik va kompartiyaning irqiy qirg'inchiligiga qarata tarafsiz xalqaroliq tekshirish elib berilishi hamda 2022 yildagi Beijing Olimpik musobaqasini yotkash yoki boykot qilish uchun xalqaroliq tirishchanlik ko'rsatilishi kerak ekan. Xitoy rejimi 27 mart Gail Manshin, Tony Perkins qatorliklarga embargo qo'yishning oldida Amerika, Kanada, Yevropa ittifoqi va Angliya Xitoyning Sharqi Turkistondagi 4 nafar amaldori va bir apparatini jazolagan edi. Kanada başministeri Xitoyning Sharqi Turkistonga aloqador embargosini qabul qilgani bo'lmaydi dedi. Kanada başministeri Justin Trudeau Xitoyning 27 mart 2 nafar Amerika amaldori bilan Kanada parlament a'zosi Michael Chongga embargo qo'yganligini tanqidlab, Xitoyning harakatini qabul qilgani bo'lmaydiganligi, shuningdek kishilik huquqni qo'g'dashni davomlashtirganligini bildirdi. Kanadadagi davlatlik pochtasi gazetasining xabar qilishicha Trudeau 27 mart Twitterda uchur yollab, Xitoyning embargosiga inkos bildirgan. U Xitoyning embargosi qabul qilgani bo'lmaydigan harakat ekanligini ta'kidlab, biz xalqaro sheriklarimiz bilan birga dunyoning har qaysi joylarida kishilik huquqni davomli qo'g'daymiz degan. Kanada parlament a'zosi, parlament tashqi ishlar va xalqaro taraqqiyot komitetining muavin raisi Michael Chong Kanada parlamentining bu yil 22 fevral Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomilasini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishida halqaliq rol o'ynagan siyosiyon. Kanada axborot shirkati CBC'nin xabar qilishicha Michael Chong 27 mart Twitter'ga yollagan uchurida Xitoyning uningga qo'ygan jazosini bir sharaf belgisi sifatida taqab yuridiganligini bildirgan.
u biz demokratik davlatlarda qonun bilan erkin yashaydiganlar, avozsizlar uchun so'zlashimiz kerak. Agar Xitoy buning uchun menga embargo yurgizgan bo'lsa, men buni sharaf belgisi sifatida taqib yuraman degan. Yeni Zurikliklar gazeti Xitoyning tashviqat apparatlari ko'zini parqirtib turib yolg'on so'zlaydi nomliq xabar e'lon qildi. Xitoy rejimining Uyg'urlar masalasi sababli ig'ir besimga duch kelayotganligi va o'zini oqlash uchun har xil choralarni sinashga urinayotganligi hammamizga ma'lum. 27 mart Germaniya to'lqinlari radiosi atalmish Xinjiang masalasiga javob berish uchun Xitoy tashqi ishlar ministrligi sin ko'rinishini ko'rsatdi nomliq bir xabar e'lon qildi. Xabarda bayon qilinishicha Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying 26 mart muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilishdan ilgari Amerikaning sobiq davlat arboblaridan Lawrence Wilkersonning 2018 yili 8 ayda Ron Paul Tinchlik va taraqqiyot institutida so'zlagan nutqining bir qismini muxbirlarga ko'rsatgan. Ondan ko'pchilik dal hozir ko'rganidek o'z vaqtidagi Iroqqa qarata strategik harakat qo'zg'ashga qatnashgan Amerikaning sobiq davlat arbobi Atalmış Şinjan meselesinin pekatlı Amerika'nın Xitay'nın içki kısımıda malamançılık payda kılış, Xitay'nı tezgirleştik strategilik suikastırlı ibaret işkerlikini öz ağzı bilen itiraf kılgan digen. Hua Chunying bununla ulapla emeliyet allı kaçan ispatledi ki Şinjan meselesi hergizmi milli mesele, dini mesele ya ki kişilik hukuk meselesi emez. Belki bölgünçülükke, zoravallıkka, arlışı velişki karşı meseledir. Amerika'nın Şinjan meselesini inçkilik bilen uydurup çıkarışı hergizmi Uyghur halkıya hakiki könül bölgelikidin emez. Bulması olar 11. sentabr vakası denkin terörizmge karıştırışını bahane kılıp, köpligen Müslüman devletlerge hücum kılışkı kol uzartmağın boladı. Onların hakiki muddaası Xitay'nın bihaterliki, mukumlıkı buzgunçılık kılış, Xitay'nın kudret tepişini tezgirleş digen. Xitay Tashqi ishlar ministerliğinin muhbirlarını kütüb eliş yığınıda sin körünüşlerini körüstüşü az uçuraydıgan ehval. Amerika'nın sabıq devlet erbablarından Lawrence Wilkerson 2018 yılı 8 ayda Ron Paul Tinchlik ve Taraqqiyot Institutida sözlegen nutqida Amerika'nın Afganistan'da asker turguzuşunun 3 türlük strategilik ehmiyetini bayan kılgan bolup, 3-cü ehmiyetide Uyghurlar meselesi tilge ilingan. Hua Chunying dal muşu kısmını muhbirlarga körüstüp, bunu Amerika'nın karlaşının desmisi kılvalgan. Lawrence Wilkerson nutqida mundaq degen. Xitay'daki Şarkı Türkistan'da 20 milyon Uyghur bar. Bular Xitaylarını yaxşı görmeydi. Erdoğan bu Uyghurlarını Suriyada Esedki karşı kullanğanğa oxşaş, eğer Merkezi Akhbarat İdarisi bu Uyghurlardan paydalanıp hareket kozgaş məxsdegi yitalisi, o halde hazır Suriyada 20 min Uyghur bar. Bu pekatlı bir misal. Bu hem nimi üçün Xitay'nın hayalsızlı Suriyaga asker evetip, Erdoğan'ın Uyghurları dep karalğanlarga taqabil turuşini körüsüp berdi. Başkıcı etkanda, eğer Merkezi Akhbarat İdarisi Xitay'nın mukimliğini buzup taşlayman dese, bunun en yakış çaresi manamuşu Uyghurlarını sırttın emez, içki kısımdan Beijing Xitay müstabit hakimiyetinin zulümlerine karşı kozgu tüştür digen. Lawrence Wilkerson sözü de bunun pekatlı bir perez işkerlikini alahide eskertgen. Bırak Xitay Taşkı İşler Ministerliği bu sabıq devlet erbabının sözünü Amerika'nın iradesi kılıp körsetken ve bu sözden özlerinin Şarkı Türkistan'da devam kıldırvatkan basturuş siyasetini yuşuruş, aklaşının bir desmesi süptede paydalanğan. Yeni bir tarafdan Hua Chunying'nin bu sinni dal Xitay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi Türkiye'de ziyaretli bulvatkan mezgilde oturgu koyuşu ve Twitter'da ayrım hembeherleşimi Türk halkı arasında gulguluk kozgan idi. Şivistariyada nashirdan chiqadigan Yeni Zurikliklar gazeti 27 mart Xitoyning Sharq Turkistondagi Kommunist partiya boshlig'i solashqa tegishlik har bir odamni solash kerak dedi. 3 Uyg'ur buning nimadan derak beradiganligini tushundirdi nomliq 3 qismliq zo'r hajmlik bir ziyorat xotirasini e'lon qildi. Buningda lager shoiti Zumrat Davud, Aygul Abdurahman, Xalmurat Uyg'ur qatorliq 3 kishi ziyorat obyekti qilingan bo'lib, ularının bayanları arkalık lagırlarda devam kılıp atkan zulümlerinin türlük usulleri yurtup verilgen. Tarkılıp atkan sıllar Xitay'nın mecburi emgek cinayetini paş kılmaqta. Xitay dairleri yakınkı küllerde kaytidin künter tip gelgen Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek cinayetini pütülle inkar kılıp, Şarkı Türkistan'daki pahtlarının pahtı teriş maşilleri arkalık terildiğallıqını, adem küçü bilen terilmaydıqallıqını dava kılgan idi. Lekin ijtimoiy taratqularda tarqalib atgan sillar Xitoyning yolg'onchiligini yana bir qitim isbotlab bermoqda. Ijtimoiy taratqularda tarqalgan sillarda Sharq Turkistonning ma'lum yezilaridagi paxta etizlarida ishlayotgan Uyg'urlar ko'rsatilgan bo'lib, paxta terayotganlarning ko'pincha ayollar ekan.
Yeni bir sindi körüstülüşçe paxtı tərgüzüş üçün etizlarga elib berilgan uyğurlar yotkan körpüsünümü elib algan bolıp, keçileri etizlikti konup uyuyumu qaytalmay haşarğı selinib atqallıqı məlum bolgan. Yeni bir sindiki uyğurlarını tuşup əkelgen maşinimi alahide dikkat tartıdgan bolıp, yük maşinisinin kozupi pütüllay tümür leşatka ve simlar bilen qapeski oxşaş qorşu etilgen. Uyğurlar xuddi cinayetçige oxşaş tuşup kilingen. Nöbette bir kısım halkaralık şirketler Şarkı Türkistan'da işlep çıkarılgan paxtalarını işletmeydiğallıqını cekarlıgan bulup, Xtay'nın katlı karşılıkıga ve pilallık üç eliş hareketine duş gelmekte. Xtay baş konsoli edepsizliki sebeplik katlı tenkitke uçurdu. Birleşme haberleri doğrunun bugünkü haberde bildirilmişçe, Brazilya'nın Rio de Janeiro'daki Xtay'nın baş konsoli Li Yang, Kanada Başministeri Justin Trudeau'nı edepsizlik bilen ayıplab tordaşlarının küçülük tənqidi uçurgan. Haberde kayıt kılınışça, Li Yang Kanada hükümetinin Uyghurlar meselesi sebeplik Xtay'a ceza yürgüzgərlikigi narazılık bildirip, 28 Mart Twitter hesabatıda Kanada Başministeri Trudeau'nı Kanada'nı Amerika'nın yalakçısıga aylandırıp koydu. Buzup çaçkıçı digendek sözler bilen hakaretligen. Li Yang'ın ahlaksız uçurunu körgen tordaşlar onu kattık ayıpligen bulup, bazılar Li Yang'ın kopal sözleri Xtay diplomatlarının ahlak ve diplomatiya seviyesini aşkarlap koydu edip tenkit kılgan. Tenkit ve meskirge kalgan Li familylik hatalıkını itiraf kılışının ornığa tenkit kılgan tordaşlarını ecnebilerinin işte digendek sözler bilen hakaretligen. BDT Amerika'nın yarışarı karakterlik planı rehberlik kılışkı çakırdı. Birleşken Devletler Teşkilatı Başkatibi Antonio Guterres Amerika Koşma İştatları'dan Xtay virüsü yukumunu tügütüş üçün yarışarı karakterlik vaksini emleş planı başlamçılık kılışını talep kıldı. Antonio Guterres Amerika Koşma İştatları Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken bilen video konferans vasıtası arkalık elip bargan uçuruşunun akbarat vasıtları uçuk bölümüde Amerika Koşma İştatları'nın yeni hükümetinin yarışarı karakterlik meselelerge köp tereplik hel kılış çağrısı tepişi meselesi taşlavatkan kademlerinin memnuniyet bilen karşı elini vatkallıqını eskertiş bilen bir vaqtta Amerika Koşma İştatları'nın Paris Klimat Kilişimi'ye kayıtışının dünyaya ümit signali yollugallıqını, şunaklı Dünya Sahiye Teşkilatı'ya iştirak kılışının Xtay virüsü yukumu'ya karşı güreşte muşim hemkarlık namayendisi hikayelikini, Xtay virüsü yukumunu tügütüş üçün yarışarı karakterlik planı ihtiyaç barlıqını təkitləb mündaq dedi. Amerika Koşma İştatları bu axtı muşim rol oynayışı mümkün. G20 guruhi devletlerine bu planı terakki kıldırış ve rehberlik kılış için ciddi ekvallarına takabildiriş küçü şekillendiriş teklifini sundum. Ama tesiri küçülük bir Amerika rehberliği bulmayı durup bunu işe aşırış mümkün emez dedi. Türkiye'de Xtay virüsü yukumuğa karşı yeni tedbirler ilan kılındı. 29 Mart Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministeri Fahrettin Koca bir gün içinde Xtay virüsü bilen yukumlandı deyip kuman kılınan 225.511 kişi tekşürülüşü arkalık yeniden 32.404 kişinin yukumlanğanlığı nöbette 1.325 kişinin doktorhanda ikerliki bir gün içinde yine 154 kişi kaza kılıp 18.015 kişinin salametliğinin eslige gelgenlikini bildirdi. Türkiye'de Xtay virüsü tarqılışqı başlığandan beri salametlige eslige kelgenler cemi 2.975.000'a, qaza qılğanlar 31.230'a, kesili eğir bimarlar 1.998'ge yetken. 29 Mart Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan içki kabinet yığından kin ötküzülgen akhbarat elan kılış yığınıda Xtay virüsüge karşı yeni kararlarını elan kıldı. Erdoğan en xatarlık rayon dep bekitilgen vilayetlerinin 58'ge yetkenlikini bu sebepten yeniden çekleme kararı makullanğanlığını bildirdi. Kararlar tövendikçe, her günü devamlaşıvatkan kes saat 9'dan etigen saat 5 kişi bolgan sırtkı çıkış çeklemesi devamlaşıdı. Ramazan ayıda 81 vilayette şembe yekşembe sırtkı çıkış çeklendi. Şundaklı Ramazan ayıda aşhana, kahvehana katarlık uğurlar pekat zakas kılış tariqisi ekildi. Ramazan ayıda yığılıp zuhurluk yiyiş ve iptar kılış çeklendi. Hepte ahire talla bazire, kasabhana, navayhana, köktat dükkanı katarlık uğurlar etigen saat 10'dan küştünkin saat 5 kişi ekildi. Ammevi teşkilatlar, ammevi organlarının kişilerini bir yerge yığıdığan her hıl faaliyetleri, toy mürasimi katarlıklar ilgiri vilayetlerge bekitilgen kararlar boyunca devamlaşıdı. Oku okutuş hizmetleri burunki kararlar boyunca devamlaşıdı.
Hürmetli televizyon görüşler. Şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.